Merhaba değerli izleyicilerim. Şu anda Egemenlik Mahallesi'nde bulunan Fatma Gölcü Camii'nin önündeyiz. İnsanlar burada namaz kılmak için ezan okunmasını bekledi. Bekledi. Ezan Fatma Gölcü Camii'sinden okundu. Lakin birçok insan sesini duymadı. Neden mi diyecek olursanız, bu mahallede oturan mahalle sakinleri ezanın sesinden rahatsız oldu ve ezanın sesinin kısılmasını talep etti. Yetkili mercilerde başvurular yapıldı. Ve o yetkili mercilerse bu başvuruyu onaylandı, ezanın sesi kısıldı. Biz şu anda her şeyimiz Diyanet'e güveniyoruz. Diyanet güvendiğimiz bir yer diyoruz. Diyanet eğer bizim camimizin sesini kısacaksa biz neye güveniyoruz? Onun için biz buna tepkiliyiz ve öğlen cuma namazında duydum bunu. Sinirlerim kabardı. Yani inan ki neredeyse bozulacaktım. Buna bir an önce çare bulunursa yetkililer tarafından memnun oluruz. Çok yanlış bir şey söylemişler ablam. Zaten normalde çocuk doğduğunda kulağına ezan okunuyor abla, isim söyleniyor. İlk defa duyuyorum yani Maraş'ta. Caminin sesini kıstırmışlar işte, rahatsız oluyoruz diye ezanın sesinden. İyi abla, biz nasıl ezanı duyacağız o zaman? Çevrede nasıl duymamız lazım? Duymazsa olmaz abla. O zaman kıyametin kopması lazım ezan duyulmazsa. Ezanların kesildiği zaman kıyametin koptuğu gün demektir. Biz herhalde başka ülkeye gittik ya da burayı istila etti düşmanlar. Dinsizler burayı işgal ettiler. Biz diyoruz ki bayrak inmesin, ezan dinmesin. Ezan dindikten sonra bana Diyanet'in ne gereği var? Ben teşekkür ediyorum, teessüf ediyorum. Bunu yapana, yaptırana teessüf ediyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sinan Bey, Fatma Gölcü Camisi'nin ezanın sesinin kısıldığını duyduk. Sizler de imza, bunun için bir imza topluyor musunuz? Şimdi biz çevre esnafı olarak bu durumdan rahatsızız. Yani vakit namazlarında okunan ezanların duyulması bile yani biz zor duyuyoruz. Yaklaşık 100-150 metre mesafe var ya yok. Duydunuz mu bugün? Çok zor duyduk. Ya duyulması çok zor. Bir iki gün tekrardan sesi yükseldi, tekrardan şikayet edilmiş ve tekrardan sesi kısılmış. Açıkçası biz bu durumdan rahatsızız yani. Tekrardan sesin yükseltilmesi için imza topluyoruz şu anda. Şu şekilde de gösterebilirim, yeni başladım yani. Bayağı var, yeni başladın sade. Şu an başladım, yaklaşık 10 dakikadır başladım. 10 dakikadır yapıyorsunuz imza toplama işini. İşte şu an toplayacağım bir 100-150 kişi esnaf var burada. İnşallah toplayıp tekrardan gerekli mevkilere göndereceğiz.